Şüpheciliğe yanıt vermenin en iyi yolu nedir? Bence şüphecilik her zaman kötü bir şey değildir. Filozoflar bazen şüpheciliği bir düşman gibi görüp bu konuda çözümler üretebiliyorlar. Birinin bilginin peşinden koşarken ortaya çıkan şüpheciliği bir çeşit sorgulama veya araştırıcı bir davranış olarak düşünürsek, şüphecilik oldukça faydalıdır. Bazen bu tam olarak istenilen bir şeydir. Mesela tanımadığın biri sana e-mailden önü açık bir yatırım fırsatından bahsediyorsa, şüphecilik bu durumda yerinde olacaktır. Bazen sorgulama ve merak etme oldukça iyi bir şeydir. Şüphecilik bence aşırıya kaçtığında sorun teşkil ediyor. Sorgulayıcı ve soruşturmacı davranışlar bir çeşit sabit tutumlar haline geliyor ve sorgulamak ve soruşturmaktan başka hiçbir şey yapamıyorsun ve aslında hiçbir olumlu savı kabul etmiyorsun. Bu yüzden bence iki tür şüphecilik var. İlki klasik terimle akademik şüpheciliktir. Mesela bir şüpheci çıkıp bilgi insanoğlu için imkansızdır. Biz hiçbir şeyi bilemeyiz dediği şüphecilik biçimidir. Bence bu tür bir şüphecilikle kolaylıkla başa çıkılabilir. Çünkü bir çocuk kalkıp bunu bilmeleri nasıl mümkün olabilir? veya nasıl bu kadar güçlü bir kanı ortaya koyabilirler dediğinde bu çocuğu dahi hiçbir şeyin bilinemeyeceği konusunda ikna edemezsiniz. Bu yüzden bu tür şüphecilik savaşması en zor şüphecilik türü değildir. En zor şüphecilik türü ise sadece soru sorma üzerine olan Piron şüpheciliğidir. Piron şüpheciliği sadece emin misin sorusunu sorar. Söylediğin herhangi bir şeyden sonra sürekli sorup soruşturmaya devam eder. Ortaya bir şey atarsan o da tam aksini ortaya atar. Bu adamla başa çıkılması oldukça zordur. Bunun kısmen sebebi ise biriyle tartışmak için ortak bir pencereye ihtiyaç olmasıdır. Ve pironcu biri sana tartışmanın gerekliliklerini vermez. Ve üstüne düşünmelik hiçbir şey vermez. Ona karşı hiçbir önerme veremezsiniz. Çünkü o ortaya koyduğunuz şey karşısında şüphe duyacaktır. Ve bana göre, piron şüpheciliğiyle karşılaştığınızda bir şeylerin yolunda olmadığını, birbirimizle iletişime geçmemize yarayan temel taşlarda bir sorun olduğunu fark edersiniz. Piron şüpheciliği oldukça kayda değerdir çünkü sanki çok farklı bir felsefi gelenek ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden Piron şüpheciliği Çin felsefesinden, klasik Güney Afrika felsefesinden, tabii ki Yunan felsefesinden, son zamanlarda ise Anglo-Amerikan felsefesinden faydalanıyor. Bu güçlü çok mantıksal sorgulama durumunu ve inşaları ileri sürülmüş oldukları pozitif kanılar hakkında insanları rahatsız ediyorlar. Bazı insanlar, mesela Duncan Pritchard açıkça radikal şüpheciliğin kötü bir felsefik düşünme türü olduğunu söylemiştir. Bence bu tamamıyla doğru değil. Çünkü bence aynı eğilimler insanları şüpheciliğin çatısı altında toplanmaya neden oluyor. Bu durum profesyonel olmayan filozoflarda bile ortaya çıkabiliyor. Sıradan bir insana bir dizi sorun ve konuşmanın sonunda normalde bilgiye atfedecekleri durumlarda bu duruma karşı çıktıklarını göreceksiniz. İnsanın doğasında olan diğer bir şey ise bilgi konusunda oldukça özgür ve zengin olmamızdır. Bilmek fiili herhangi bir dilden en yaygın fiillerdendir. Bu durum, Türkçe, Arapça, Çince ve diğer dillerde de aynıdır. Bilmek fiili, bir cümleyi tamamlayan en yaygın fiillerdendir. Genellikle bu dillerin çoğunda en yaygın cümle ve inceleme fiili söylemektir. Hatta tam söylemek fiilinin arkasında veya oralarda bir yerdedir. Bilgiyi atfetmede oldukça zenginizdir. Ama insanları şüpheci yola itmeye başladığınız zaman hemencecik bilgiyi reddetmeye başlarlar. Örnek vermek gerekirse, tecrübe için çalıştığım işlerde birinin zamanının izini kaybettiğini ve saatine baktığına dair küçük bir senaryo tasarlanır. Bu çeşit bir senaryodaysa araştırmaya katılanların çoğu o adamın saatine bakarak saatin kaç olduğunu anlayabileceğini söylemişlerdir. Eğer küçük bir not daha eklemem gerekirse, Bazen kimi katılımcılara saatin çalışmadığını söyleriz ve onlar saatin çalışmadığından emin olmak için yeterince uzun süre bakmaz. Saat kaç diye sorduğumuzdaysa bunu bilmediklerini söylerler. Bu oldukça garip bir durumdur. Çünkü saatin çalıştığını veya saatin çalışmadığını söylediğimizde hepsi birden demek ki belli değil gibi hissediyorlar. Nazarı dikkati celbeden bir sonuçtur ve benim bu konudaki fikrimse Şüphecilik, kötüye doğru giden iyi bir şeydir. Şüphecilik bir şeyin aşırılığıdır. Genellikle bizi belli bir kalıba koymaya çalışmaktadır. Genellikle bizler felsefeye uygun şekilde birbiriyle ortak paydalara sahip canlılarız. Birbirimizle fikir alışverişi yaparız. Bir konuda emin değilsek sorunumuzu çözmek için başkasına sorarız. Dünyada olup biten şeyler insanoğlu tarafından sosyal olarak sınıflandırılıyor. Bu yüzden dünya hakkında her şeyi bilmemize gerek yok. Yani aynı dünyanın bir parçasıysak size size bir yol tarifi sorabilirim. Sizin bildiğiniz bir şeyi size sorabilirim. Soruların cevaplarındaysa oldukça güçlü sosyal normlar vardır. Mesela size bir soru sorulduğunda %90 oranında o soruya cevap verirsiniz ve geriye kalan %10 oranındaysa hareketiniz işbirlikçidir. Yaptığınız hareket sorudaki tahminlerinizi doğrulama ve açığa çıkarma olur veya sadece "Hey, ben aradığınız kişi değilim." dersiniz yahut buna benzer şeyler söylersiniz. Ama insanoğlunda soruyu cevaplarken baskın bir norm veya görüş vardır ve bu sadece kendiniz hakkında bilgi verme konusunda yetersiz hissettiğiniz anlarda ortaya çıkmaktadır. Ve şüpheci biri sizi öyle bir yere sokar ki kendinizi bilgi konusunda yetersiz hissedersiniz. Çünkü şüpheci size bu şişede su var mı? gibi çok basit sorular sormaya başlar ve siz de evet var dersiniz ve bunun gibi basit bir durumda genellikle cevabı verdiğinizde şüpheci işleri daha da zorlaştırmak için nasıl bilebiliyorsun diye sorar. Bu su örneği aslında karşılıklı konuşma için yaygın bir örnek değil. Genellikle insanlar onlara yöneltilen sorulara cevap verdiklerinde, size vermiş oldukları cevapta bir sıkıntı olduğunu düşünmedikçe, verdikleri cevaba boyun eğersiniz. Birine tren garı nerede? gibi bir soru sorduğunuzda ve o da iki blok ötede dediğinde ona, bu konuda emin misin diye sormak oldukça tuhaf olur. Tabii eğer gerçekten verdiği adreste tuhaflık olmadığı sürece. Soruya verilen cevap karşısında direndiğinizde doğal olarak yapacağınız ilk şey iki kez kontrol etme veya tekrar düşünmedir. İlk olarak vereceğiniz tepki az bilginiz olacaktır. Bunun aslında çok iyi bir sebebi var. Çünkü ya az bilginiz vardır ya da sorunun kendisi zordur. Bu kendinizi sorgulayarak yapabileceğiniz bir şey değildir. Şunun gibi. Bu gerçek bilgi mi, değil mi? Çoğunlukla soruyu cevaplarken etrafımızdaki insanların bizim söyleyeceğimiz şeye tepkilerini izleriz. Bana sorduğunuz soruyu cevapladığımda siz de "Oh, güzel. Teşekkürler." dediğinizde bu cevap bir çeşit doğrulama ve fikri desteklemektedir. Size bu doğru dediğimde benim bilgim vardır çünkü söyleyeceğim her şey zihnine yerleşecek ve bu da çok iyi bir belirtidir. Öte yandan bazı durumlarda şüpheci olabilirsiniz. Bu benim söylediklerim hakkında da olabilir ama size bilgilerimi aktarmayı yönetemem. Basitçe bunu yapmanın iki yolu var. Biz dikkatlerini bir yöne çekip onlara o konuda bilgi verebiliriz. Örneğin gösterilen şeyin bilgisi, gördüğünüz gibi bu yeşil ve şimdisi. Örneğin gösterilen şeyin bilgisi, Gördüğünüz gibi bu yeşil. Ve şimdi sizi tüm bilgi birikiminizle, tüm algısal duyunuzla bu nesneye bakmanızı ve bunun ne renk olduğunu düşünmenizi istiyorum. Sonunda haklı çıktım, değil mi? Bu size vereceğim örnekti. Buna bakarak bunun yeşil olduğunu görebiliyorum ve ekrana göstererek sizi de ikna ediyorum. Kendinize ait bilginiz var ve bana güvenmeyebilirsiniz veya benim tam bir yalancı olduğumu düşünebilirsiniz. Size nesneyi gösterdim ve ne olduğuna siz karar verdiniz. Bize inanmayan insanları ikna etmenin bir diğer yolu da bir şeyi bildiğimiz zaman onlara önermelerle kanıtlar vererek onları onu kabul etmeye meyillendiririz. Size Pisagor teoreminin gerçekliğini geometrik göstergelerle kanıtlayabilirim. Benim yalancı olduğumu düşünmeniz hiç önemli değil veya önermelerle ilgili tıpkı benim gibi bir şey bilmediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizin için diyagramı çizsem ve size sunduğum şey hakkında ve kanıtlar hakkında konuşsam, eğer geometrik terimleri anlama düzeyiniz varsa sonunda ne anlattığımı anlayacaksınız. Bu sizin kendi sorgulama ve çıkarımınızla Pisagor teoreminin gerçeği hakkında kendi bilginizi arttıracaktır. Bu da bir diğer bilgi aktarımı yöntemidir. Eğer söylediğim şeyleri kabul etmiyorsanız veya söylediğim şeyleri sezgisel olarak kabul etmeye meyilli değilseniz, şüpheci sahneye çıktığında ya da böyle bir soru sorma bölümüne geldiğinde benim ona neden böyle düşündün, emin misin, bunu düşünmendeki sebep neydi diye sorduğumda onunla tartışmaya başlamak üzere olduğumuzu ve ona açıklayıcı kanıt verme hakkımın olduğunu hissediyorsunuz. Eğer şüpheci şişede su olduğunun kanıtını merak ediyorsa, basitçe ona gösterebilirsiniz. Ama o, sürekli bunu, dayanağını öğrenmek için soru soracaktır. Bu durum onu masadan kaldırır gibi ona, hey kendin baksana diyemezsiniz. Çünkü şüpheci sizi çoktan meşru sayımlara güvenme gibi olmayan tartışmacı bir zihne doğru itmektedir. Söylemeye çalıştığın şeyin gerçekliğini matematiksel kanıtlarla ispatlamaktansa onun aklına uymuşsundur. Sizi söylediklerinizi kabul etmeyen biriyle tartışmak oldukça zordur. Bu durumsa oldukça zordur. Şüpheci biri kendi durumunu bozmayan bir çeşit kapalı kutudur. Bence kendini bilmeye ve ikna olmamaya programlanmış gibi duruyor. Ama ayrıca sizin onu ikna etmenizi de imkansız hale getiriyor. Sizi koymuş olduğu durum tartışmada sorgulayıcı durumdur ve sizi koymuş olduğu doğruyu bilme durumu anlatma ve bilgilendirmenin tamamlayıcısıdır. Ama sizin söyleyeceğiniz şeyleri dikkate almayan biriyle tartışmaya girmek Tartışmadaki taraflar arasındaki bilişsel farklılıkların bir çeşit eksikliğidir. Şüpheci bir şeyi bilmemeyi reddederek sorgulayıcı durumunu devam ettirecektir. Onun ne kadar çok ikna etmeye çalıştıkça daha fazla o şeyi bilmediğinizi hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü şüpheci her söylediğinizi dikkate almayı reddedecek ve tartışmayı çözümlemenin tek yoluysa yani tartışmalar genellikle çözüme kavuşurlar, bu tartışma konusunda iyi bir sosyolog olan John Heritage'ın çalışmasıdır. Tartışmalar genellikle iki tarafında belli düzeyde birbirlerinin bilgilerine saygı duyma noktasında çözüme kavuşur. Yani eğer size adres soruyorsam, kendimi bilmeyen sizi ise bilen konumuna koyuyorum. Sonra siz bana söylüyorsunuz ve zihnime yerleştiriyorum. Belli bir düzeye gelip ben de artık biliyorum ve size teşekkür ediyorum. Bu sizden bilgi aldığımın işareti. İşimiz bitti ve ayrılabiliriz. Bazen size soru sorduğumda siz bana ben de bilmiyorum dersiniz ve sonra başkasına sorarız. İkimiz de bilmeyen konumundayız. Bu aslında değişmez bir durumdur. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu durumda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şüphecinin seni oraya götürmek istediğini ama ikinizin de orayı bilmediğini düşünelim. Bu durum karşılıklı sabitliktir. Bu ben biliyorum, sen bilmiyorsun veya tam tersi gibi bir durum değildir. Bu iki durumda sabit değildir. Bir tarafın diğerine bilgi vermesi gerekmektedir. Çünkü biz felsefik olarak işbirlikçiyiz. Genellikle bilgimizi paylaşmayı, toplamayı, yükseltmeyi severiz şüpheci kendini bir konuma alıp, hadi aramızdaki seviyeyi sıfıra indirelim, der. Hadi bunu azaltalım, sıfıra indirelim. Bence bu şüphecinin burada tam olarak yapmaya çalıştığı şey budur, sıfıra indirmek. Hadi, size şüpheci ile nasıl başa çıkmanız gerektiği konusunda bir tavsiye vereyim. Böylelikle gençlere temel felsefeyi öğretmiş olayım. Eğer böyle biriyle karşılaşırsanız ki ben böyle biriyle karşılaştım, o aslında herhangi bir şeyle ikna edilebilecek bir çocuktu. Numaraysa, farklı tartışmalardaki rollerin ve durumların karakterleri nasıl etkilediğinin farkına varmak. Şüpheci sürekli soru sorar ve numaraysa onu soru sorarak onun aslında ısrarcı mı yoksa şüpheci mi olduğunu ayırt etmemizi sağlar. Yapmamız gereken şey onlara bir şey kanıtlamaya çalışmamak. Çünkü olaya dahil olursanız, elinizde hiçbir şey olmadan ayrılırsınız. Yapmanız gereken şey ise, kendinizi soru soran konumuna sokup, onlara sürekli soru sormanızdır. Bunu neden bana soruyorsun? Veya, sana niye böyle gözüktü ki? Eğer bunu yapabilirseniz, şüphecinin yapabileceği tek şey savunmak ve belli bir noktada eğer şanslıysanız, şüpheci insanlarla tartışırken ki dinamiği fark etmelerini sağlayabilirsiniz. Aslında birlikte bilgimizi geliştirebileceğimizi fark etmesini sağlamalıyız. Eğer birisiyle tartışıyorsanız, arka planda bir varsayım vardır. Ve konuşma zaman kaybı değildir ve bir birey olarak kendi yararımıza yaptığımız bir şeyden ziyade birlikte yaptığımız bir şeydir. Son olarak endişelenebileceğiniz bir şüpheci tür daha var. O da bence şüpheciler. Fakat Descartes'in odada tek başına durup kendi kendine soru sorup karikatür şüpheciliğiyle ortaya çıkması vardı diyebilirsiniz. Ama bence bunun yanı sıra diğer aynı türleri de kabul etmemiz gerekiyor. Bence kendini sorgulama sosyal sorgulamanın içselleştirilmiş bir türü olduğunu algılamalıyız. Tıpkı sosyal sorgulamada olduğu gibi, etrafınızdaki insanlardan bilgileri almaya ve onlardan öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca kendinizi sorguladığınızda da kendinizden bilgi alıyorsunuz. Bu çoğu zaman içinse iyi bir şeydir. Kendinize anahtarlarım nerede diye sorun. Sonra en son nereye koymuştum diye düşünün. Sonrasında en son hatırladığınız anıları zihninizde canlandırın. Eve geldiğimde yanımda olmalılar çünkü eve girdim ve mutfağa girdim. Kendini sorgulama bir tür kendi benliğinizden çıkmanın bir yoludur. Aslında bu yaptığınız bir şey ama ayrıca kendinizi sorgularken patolojik olabiliyorsunuz ve bunu çoğunlukla anahtarlarınızı ararken yapmıyorsunuz ama kendinize soru sormaya ve bu cevapları almayı reddetmeye başlayın. Belki de eve geldikten sonra mutfağa gitmemişimdir ve bu bir halüsinasyondur. Tabii ki bunu denediğinizde anahtarlarınızı bulamayıp sinirlenebilirsiniz. Ama bunu saf bir felsefi bir bağlamda yaptığınızı düşünebilirsiniz. Bence bir yerde durup kendinize neden kendime bu soruları soruyorum ve birine bir soru sormak nedir diye sormalısınız. Aslında problemler üzerine gelişme olabileceğini biliyorum ve bu benim şüphecilikle nasıl başa çıkılacağına dair bir çeşit kısa hikayemdi. Umarım size de yardımcı olur.